Arkadaşlar bu güzel buğday tarlası manzarasında size beta 2 mikroglobulin testini anlatayım. Böyle manzarayı her yerde bulamayız. Şu an Bursa'nın Karacabey ilçesindeyim. Şimdi beta 2 mikroglobulin arkadaşlar hücrelerin çoğunda bulunan bir protein. Bu hücre yıkımı olduğu zaman ne oluyor? İdrara geçiyor. Bunun %99'u geri emiliyor. %1'i atılıyor. Şimdi bu test niye istenir? Genellikle multiple myelom gibi kan hastalıklarında, işte lösemidir, lenfomadır. Bu tür kan hastalıklarında istenir. Onun dışında böbrek nakli yapılan hastalarda böbrek tutmuş mu? Böbrek rejeksiyonu. Bunda istenebilir ve bazı durumlarda seviyesi artabilir. Nedir bunlar? İşte karaciğer hastalıkları, otoimmün hastalıklar. Onun dışında kadmiyum ve civa zehirlenmesi. Bunda idrarda artabilir seviyesi. Böbreği bozan aminoglikozit ve lityum gibi ilaçların kullanımında yine seviyesi idrarda yükselebilir. Nefropatiler, böyle böbrekleri tutan nefropatiler, Balkan nefropatisi gibi. Tübülo interstisyel hastalıklar arkadaşlar, yani böbreğin hastalıkları, glomerülonefritler vesaire. Bunlar da seviyesi artabilir. Böbreğin tübüler hastalıklarında bunun seviyesi idrarda artar. Glomerülonefritlerde ise kanda artar. Ama bunun asıl kullanım amacı arkadaşlar nedir? Multiple miyelom, lösemi ve lenfomalardır. Genelde bir de böbrek nakli sırasında böbrek rejeksiyonu oluyor mu olmuyor mu diye takipte istenir. Özellikle multiple miyelomda bunun seviyesinin 4'ü geçmemesi istenir. Beta 2 mikroglobulin testinin arkadaşlar. Evet, bu test kısaca böyle. Bu güzel manzarayı da size gösterip videoyu kapatalım. Yine herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar hiç çekinmeden videonun altından bana sorabilirsiniz. Evet, Bursa Karacabey'de güzel bir tarla. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.